Duanın nasıl bir mekanizması vardır? Dua nasıl yapılır? Duanın sonuçları nelerdir? Beddua, olumsuz dua nasıl sonuçlanır? Bize ne etkiler yapar? Dua ederken herhangi bir sorumluluğumuz var mı? Dua ettiğimize gerçekten bir etki mekanizması var mı? Nasıl gerçekleşir ve gerçekten dua etmeli miyiz gibi soruları birlikte yanıt arayalım. Birazcık sohbet muhabbet yapalım. Ondan sonra da sizlerle soru cevaplar yapalım bu konuyla. <laughs> Şimdi arkadaşlar dua bir yakarış. Daha üst bir merciden, bir otoriteden bir şeyler talep edebilme. Korunma, sığınma isteyebilme. Peki şöyle diyelim. Ne zaman dua ediyorsunuz? Hangi durumlarda duaya avuç açıyorsunuz? Değil mi? Şimdi birçoğunuz olumsuz ya da kendini sıkıntıda, zorda, darda hissettiğinde belki de dua ediyor. O zaman dua edebilmeniz için otomatikman zorluk ve sıkıntı çağırıyorsunuz. İşte canım başımız sıkıştı ondan dolayı dua ettik. Yani bir kodlama yapıyorsunuz. Dara düşeyim ki dua edeyim. Ya da Allah'ım sana dua edebilmem için zorluklara, sıkıntılara ihtiyacım var. Peki tabii ki o zaman dua edeceğin ortam ve durumlar yani irtibat kuracağın durumlar meydana gelsin. Talep böyleyse. Peki her şey yolundayken, bütün taleplerine tamla buluştuğunun eminliğiyle, güzelliğiyle, korunduğunun, kucaklandığının böyle haliyle gidiyorken duaya ihtiyaç var mı? Evet, tam da işte öncelikle bu durumlarda ihtiyaç var. Çünkü sen bu durumlardaki duaların ve şükrünle zaten olumsuz durumları kendinden uzağa koyuyor olacaksın. Dünyanın birçok yerlerinde bazen savaşlar, bazen doğal afetler, seller, depremler vesaire gibi durumlar olduklarında insanlar her şeyleri bırakıyorlar ve Allah'a yönelip inandıkları şey neyse ona yönelerek ona dua etmeye başlıyorlar. Bazen de bu yakarışlar hani Allah'ım ben ettim sen eyleme, sen beni koru, sen beni kurtar vesaire bilmem ne gibi de bir yakarışa bazen dilemeye bazen de dilenmeye dönüşüyor. Oysaki insana verilen güç hiçbir zaman dilenmeyi gerektiren bir durumu yakına almaz, uzağa koymak ister. Yani Zaten dilediğinde verileceğinin eminliğiyle herhangi bir duan olduğundaysa zaten müthiş bir güvenle söylersin, ifade edersin, ol dersin ve o ol hayatın içinde var olur. Peki öyleyse biz neden dolayı bu sıkışıklıklarda, zorluklarda, savaşlarda, afetlerde, depremlerde işte başımız derde ya da bir zora düştüğünde hatırlıyoruz Yaradan'ı. Ve ancak o durumlarda sanki varmış ve diğer hani böyle kahkaha atarken, eğlenirken, mutlulukla ilgili birçok şeyler yaparken yokmuş gibi zannedip varsayarak herhangi bir duayı kendimizden uzak eğiliyoruz. İşte uzak eğleyenler dua edecek, biraz önceki anlattığım mekanizmalarla karşılaşmak durumunda kalıyorlar. Öyle güzel bir mekanizma ve sistem var ki, bir kişinin şikayetleri olduğunda şikayet edecek şeyleri artıyor. Bir kişinin durum neyse, o durumun içindeki güzelliklere, tatlara, faydaya odaklandığındaki şükürleri neyse de şükürleri artıyor. Bakın, ilahi bir kanun. Kanunlar aslında yer çekimi kanunu gibi, entropi kanunu gibi sistem içerisinde müthiş bir denge ile çalışır. Benzerler her zaman birbirini çeker, aynılar birbirini iter. Şimdi öyleyse biz de ilahi mekanizmaları hayatımıza doğru ve faydalı kullanabilmek için duanın da mekanizmasını anlayarak ve kavrayarak bundan faydalanabiliriz. Hayatımızı kolaylaştırma yolunda ve yönünde daha da güzel adımlar atabiliriz. <laughs> ben de sizin şurada şeylerinizi de açayım. Aynı zamanda da evet, dua mekanizması geldi. Peki dua ne dedik? Bir yakarış. Biz yaratıcıdan, yaradandan, var edenden, Allah'tan bir talepte bulunurken, bir şey isterken avuçlarımızı açarız, bazen gönlümüzü açarız, bazen de sadece duygu ve düşüncelerimiz içinde bir talepte bulunuruz. Şimdi örneğin en mekaniğinden başlarsak avuçlarımızı açıyoruz değil mi? Şimdi her parmağımızın bir meridyeni, bir enerji alanı, bir sistemi var. İşte diyelim ki ateş elementi, ikisi ateş elementi gibi, bir tanesi diyelim ki ağaç gibi, bunlar metal ve toprak, bunlar yine metal gibi. Meridyen enerjilerimiz ki bunları namazda da anlatacağım yakında bütün sistemleri, dünya üzerindeki bütün manevi sistemlerin namazlarındaki sistemleri de İslam'da, Budizm'de, Hinduizm'de buralardaki namaz sistemlerini de inşallah vaktiyle anlatacağım. Şimdi avuçlarınızı açtığınız zaman mesela hafiften ellerinizi sürün birbirine ve şöyle yavaşça açın. Şimdi şu anda bile bir çanak oldunuz. Ve bu çanağın içerisinde bir enerji dolmaya başladı. Eğer isterseniz diyelim ki hafiften böyle birbirini tutarak bir 30 saniye, 10 saniye tutup ondan sonra tekrar açtığınızda koyun ve gökten yani göksel enerjilerin, frekansların bir çanağı olarak avucunuza gelenleri hissedin. Şimdi geliyor ama şimdi ben bu geleni şöyle biraz daha kaldırmam gerekiyor galiba. <laughs> evet. Şimdi ben bu geleni yönlendirebilirim. Bunu nasıl yönlendirebilirim? Taleplerimle, ihtiyacımı dillendirerek, sözle bir frekans. Kalbim ya da duygu ve düşüncelerimle oluşturacağım şekiller de bir frekans. Yani sadece e, kamera biraz daha yukarıda da böyle yapıyorum. Yani i̇lla şu şekil bu şekil diye bir şey yok yani e, sakın ola ki ezber hani yapmayalım. <laughs> Hiçbir şeyi put etmeyin ve put etmekten uzağa koyun dininizi bile. Şevistleri böyle söylüyor. Birinci dersin oğul diyor, dinini put etme diyor. Evet, oradaki her türlü güzellikten, ibadet sistemlerinden, maneviyattan faydalanalım. Ama put ederek değil, haşa o bir olana şirk koşarak değil. Avuçlarımıza bakıyoruz ki çok güzel böyle tanecikler yağıyor. Şimdi sadece Sanki kanal neyse, ne çekmek istiyorsak kanala basıyoruz. Ben YouTube'da Ünal Güner izlemek istiyorum diyorsunuz değil mi? Ya da işte falanca kişiyi izlemek istiyorum diyorsunuz. İşte burada da hangi titreşimleri, hangi duyguları, hangi kainattan yağan yağmurların faydalı ya da faydasızlıklarını ya da şu incelik, şu kalınlıklarını çağırabilme, kumandaya basabilme bizim ifademiz ve dilimizle ya da düşünce şekillerimize vereceğimiz formlarla mümkün. Burada düşüncelerine form verebilme ve imajinasyon yeteneklerini geliştirebilenler bununla da yapabilir ama en etkilisi her zaman için söz frekansını kullanmakladır ki bu sebeple Tevrat'ta diyelim ki o olsun der, ışık olsun der. Kur'an'da o bir şeye ol dediğinde olur der. Bakın yani ol ifade ister. İşte biz bu ifadeyi söz ile yaparız ki ve bu söz frekansı ile şimdi hangi enerji ve frekansları avucumuza dolduracağız ve o doldurduklarımızı bir taraftan bu çanağın içerisine alıp toplayıp aslında içeriye alacağız gönlümüze, kalbimizdeki ile bazen bütün bu elementler ve aynı zamanda meridyenler yüzümde de vardır. İster sonra yüzüme, ister kalbime, ister bu şekilde, ister bu şekilde, ister bu şekilde de mesederek içeri alacağım. Amin demek de hani az bir şey değil. Aminin geldiği tabii ki çok eski dönemlerden. Yani e, diyelim ki şu anda aslında biz Arapça gibi alsak da. Öncesi var, öncesi var, öncesi var. Yani binlerce yıldır kullanılan bir şey. İşte diyelim ki farklı din ve mezheplerde amen de kullanılabilir. Başka şekillerde de kullanılabilir. Ama buradaki kelime titreşimi de önemlidir. Ama kabul et Allah'ım da diyebilirsin. Frekansta yani bu da olmaz mı? Olur. Şimdi gelelim bir duayı nasıl dillendireceğiz, nasıl yapacağız ve yaparken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi birçok yerlerde yapma, etme, verme, cezalandırma, koyma, etme zaten biliyorsunuz ki me, ma'lar düşüyor. Sadece sizin söylediğiniz frekanslar kalıyor. Örnek verelim yani Allah'ım savaş verme e durduk yerde savaşı niye söylüyorsun? hop oraya savaş frekansı geldi. E ben verme dedim. Değil. İstemediğiniz her şeyi önce uzağa koymayı hatırlayacağız. Neyle buluşmak istiyorsan onu dillendirmek, onu söylemek duada çok önemlidir. Ama kalbinde eğer savaşa bir Allah korusun felakete, bir zorluğa, bir probleme, bir soruna, bir sıkışmaya ihtiyaç varsa onu söyleyerek verme diyorsun ama kainat öyle bir mekanizmada ki senin o söylediğini sana verecek bir düzenle veriyor. Çünkü diyor bunun gönlünde, kalbinde bu var. Hemen tak diye bu akıyor. Bu sebeple dervişin fikri neyse zikri odur bilgisinde olduğu gibi biz de gerçekten bir dua esnasında kalbimize önce bakacağız oradaki hani böyle kendimize fesat çıkaracak taraflar varsa ayıtlayarak daha böyle temiz ve güzel bir şekilde gerçek ihtiyaçlarımızı, durumlarımızı dillendirerek söyleyeceğiz. İşte her birinizin ol dediğinde yaradandan ötürü hayatına faydalıyı ve faydasızı çağırabilme ve çekebilme özelliği vardır arkadaşlar. Evet. Amon Ra'dan öncesi de var. Asla. Evet. Amon Ra var. Ondan çok daha önceleri de var. Bunların hiçbir tanesini de uzağa koymayın. Hiçbir devirde, hiçbir topluluk maneviyatsız, manevi rehber ve hocasız, yani bir nebi olmadan bırakılmamıştır. Sadece belli bir dönemden sonra peygamberlik misyonu bitmiştir. İslam'la beraber de artık başlayan misyonda evliyalar, vazifeli varlıklar çeşitli yerlerde yaratıcının sistemini hatırlatıcılar dünyanın dört bir tarafında görev almışlardır. Onun için sakın ola ki Aa bunlar Mısır, işte şey yok, bunlar pagan, bunlar ateşe taşa tapıyorlar, bu devirde insanlar... Ha, yani şeyimiz bitmiş, Instagram'ımız bitmiş mi? Şarjım bitti acaba? Evet. Bugün çok kullandık telefonu olabilir. Yani biter, biterse de YouTube'umuz devam edecek. Onun da şarjımız çok. Evet kim diyor bilgili ses yok diyor bir daha baksın diğerleri herhalde ses buluyorlar ona göre. <laughs> Şimdi onun için her devirde dua var hani göbekli tepede de dua var arkadaşlar 13 bin 14 bin yıl önce dua var ondan evvel ee, 70 bin yıl önce Mu'da da var ya Mu diye ee, dua ediliyor onun için Mu Muhammed, Musa değil mi? Yani Mu'lar çok önemli. Ee, mukaddes şeyler yani. Hmm, buradaki ekler ve takılar da e, tesadüfen şeyler değil. Ne dedik? Avuçlarımızı iyi açmayı bilmek. Doğru şekilde parmaklarımızın uçlarındaki buradaki frekanslardan çakralara o enerjiyi alıp içsel sistemlerle buluşturmak fiziksel bir Enerji bağlantısıdır. Bu bağlantıları yaparak daha iyi bir şekilde ne yaparız? Youtube'a geçmişler. Evet. Yapacak bir şey yok. Ee, bu şekilde ne yaparız? Aslında aslında e, duayı dillendirirken bedensel enerjilerle de bunları daha fazla arttırırız ya da çoğaltırız. İşte mesela... Şimdi diğer namaz türlerindeki sistemleri de anlatacağım ama hani İslam'daki namazla da ilgili şu küçük burada bir bilgi aktarayım. Mesela erkeklerde şimdi diyelim ki e, dikkat ederseniz mesela e, boğaz ve e, yani 5. ve 6. çakrayı bağlayacak yerde yapılır bu. Kadınlarda kalp çakrasında yapılır. Bunun da yine bir sebebi vardır ki e, kadınlarda kalp çakrası sağa döner, erkeklerde sola döner. Boğaz çakrası erkeklerde sağa döner, kadınlarda sola döner. Bu sebeple erkek ifade gücüyle ve buradaki enerjisiyle, beşinci çakrasıyla bağlanırken kadın kalp sistemiyle bağlanır. Dikkat edin erkeklerde kalp rahatsızlıkları kadınlara göre çok daha fazladır. Kadınlarda da tiroid, boğaz rahatsızlıkları erkeklere göre daha fazladır. Yani hemen tık tık diye burada da her şeyin içinde bir matematik var. Dediğim gibi on binlerce yıldır her birimiz ibadet yapıyoruz, dua ediyoruz ve bunların mekanizmasını hayrımıza ve faydamıza kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabii ki niyetleriniz ve bu niyeti yaparken ki de tabii ki içerideki fikirleriniz durumlarınız, getirdiğiniz potansiyel çok önemlidir. Şimdi diyelim bazılarınız ülkeye, eşine, dostuna dualar eder. Bu her bir duanın bir sorumluluğu vardır. Onun için dua etmeyi iyi bilmek önemlidir. Bazen fayda veririz. Fayda verdiğimize fayda alırız. Bazen fayda veriyorum zannederken zihnimizde, içer, içerisi bilir tabi bunu, zarar veririz ve bunun da sorumluluğu vardır. Fayda verdiğimizde karşılığında bir sürü güzel iyilikler, hafiflikler, zarar verdiğimizde ise bir sürü yükler alırız. Çünkü burada çoğunuz geçmişte duygularıyla dualar etti birbirlerine, etrafına ve çevresine. Şimdi diyelim ki ay zavallıcı kızcağızın halini görüyor musun? Hiç kimse acımamış, şöyle yapmamış. İşte şimdi böyle bir acımayla başlayıp da bir duaya doğru gidiyorsa buradaki frekanslar aşağıya düşüyor, düşüyor ve sen o acıma haliyle bir yargılamaya giriyorsun ve Allah'ın yarattığı bir kulun seçtiği kaderine saygısızlık ederek onun ihtiyacını sanki aşağıda kötü gibi görerek ve burada bir ilahi adaletsizlik olduğunu zannederek bir dua ediyorsan yük alıyorsun. Şimdi bugüne kadar yaptığımız dualara o zaman bir daha bakacağız. Evet o anda bir zorluk yaşanıyor ve o zorlukla bir empati kuruldu ve bundan dolayı da biz de o kişiye içimizden bir dua etmek, bir yardım, bir güzellik, bir iyilik duası yapmak gerekti. İşte o zamanda fayda verip fayda alıyorsun. Şimdi önce bu alandaki ince noktaları gösterelim ki bundan sonra yapacağımız evet bunlar arabes filmlerden mi doğrudur? Ee, özellikle hani bu e, acıma ve acınacak halde hissetmek, kurban rolü oynamak ve kurban rolü oynayanlara karşı duygularınızı sömürtmek birçok zaman sizleri acıklı dua etme haline götürmüştür. İşte bunlar da yük alıp o merhamet ettiğiniz gibi görünen durumları hayatlarınızda yaşamak durumunda ve zorunda kalmış olmuş olabilirsiniz. Şimdi öncelikle biz bir insanı, bir canlıyı severken sevmemiz için herhangi bir sebep ve neden aramak doğru değildir. Yaradılanı yaratandan ötürü sevecek bilgiye nasıl ulaşıyoruz diye bir sürü çalışmalarımız vesairemiz var ki buralardan yardım ve destek alınız. Şimdi bazı durumlarda bizim nefsimizin, egomuzun ya da kendi hesap çıkarlarımızın işine gelmeyen durumlarda itirazlarımız ve isyanlarımız olarak beddualar da etmiş olabiliriz. Dua mekanizması şöyle çalışır. Siz bir bumerangı yollarsınız. Bir ifadeyi aldınız enerjilerinize, avuçlarınıza ve onu kainata serpersiniz. Bu yolladığınız ve serptiğiniz gider, kendi benzer enerjileri de toplayarak yolladığınız kişiye değer, fayda ya da işte belli onun çektiği frekansa göre sizi de o dillendiren o olarak gider. Eğer o bedduanın karşılığında orada herhangi bir şey yoksa onun içinden geçer, ona hiçbir zarar vermeden tekrar size gelir. Yok eğer o kişi bu bedduayı hak etmişse de ona çarpar, ona zarar verir. Ama yine döner, size de zarar verir. Epek o zaman biz hiç beddua etmeyecek miyiz? Sen ağzından çıkandan sorumlusun, ağzından çıkanı duymak durumundasın. Bu sebepten hayatımızdaki her bir insanın görevi ve vazifesi olduğunun bilgisiyle bir yaprağın, bir taşın dahi onun izni olmadan oynayamayacağını, hareket edemeyeceğini bilgisiyle olan ne varsa önce onun sebebini anlamak, fark etmek ve bize mesajını almak bizim işimizdir. Ben de tabi şimdi detoksan çıktığım için böyle birazcık azıcık çaylar, kahveler, kakaolar, kahveye daha geçemedik. Şimdilik böyle devam ediyoruz. <laughs> Şimdi öyleyse beddua etmek kişi için bol miktarda zarar ve o yolladığı duygu ve düşüncelerin kendi hayatına gelmesini de sağlar. Ya tamam da şimdi adam diyor ki ya karım bana şöyle yaptı böyle yaptı ben de ona Allah işte bilmem ne yazsın şununu versin bunu versin sen ne duyuyorsun? O duydukların onun için sana döndü. Onun için kendinize duyurduklarınız önemli ve bundan birinci derece siz sorumlusunuz. Kendinize bu sebeple gördüğünüz ve seyrettiğiniz hal ve durumların bilgisini, tespitini, faydasını ve mesajını almaktır sizin göreviniz. Karşınızdaki kişiyi ya da kendinize dedikodu ettiğinizde de bunlar çoğalır. Ya da bazen dedikodu ettirirsiniz ki sizin üzerinizdeki yükler <laughs> hafifleyerek bazı kişilere gider. O da ayrı bir mekanizmadır. Yani hani derler ya yani ah senin çok fazla günahını aldık. Adamı konuşuyorlar, dedikodu yapıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Anadolu'da bu çok yaygın bir bilgidir. Arkasından konuşup adamın yükünü kendi üzerlerine almaktır. Bu sebepten dolayı dedikodu yapmak Kardeşinin ölü etini yemek gibi bir şeydir. Bu da çok güzel bir bilgidir. Yani bir kişiyi temizlemek ya da üzerindeki yükler, yükleri almak istiyorsan onunla ilgili dedikodu yapacaksın. Dedikodu yapmak evet o adam için çok iyidir ama senin için çok iyi bir şey değildir. Ve sen bunu yaptıkça üzerinde bol miktarda yük biriktirirsin ve onun da yükünü hafifletirsin. Şimdi diğer taraftan biz herhangi bir duayı yaparken şekliyle o anda kalbimizden gönlümüze ne gelirken yani tabii ki bir üst makamla bir ilahi otoriteyle bir sohbet ve muhabbet esnasında bir saygı alışverişinde olmak faydalıdır. Diyelim ki sen bir asker, bir er olarak genel kurmay başkanının karşısına çıkacaksın. Yani o ana kadar yüz başından daha yukarı bir şey görmemişsin. Eh canım ne olsun diyemezsin. Evet. Allah senden öte bir şey değildir. Ama sen yine de o ilahi otoriteye, o saygıyla duanı yaparsın. Bu saygı, bu yakarış ve bu ilahi otoriteyle işbirliği senin gönlündeki kapıları açmanı daha bir güvenle ve daha bir imanla dillendirmeni sağlar. Ve sen bu sefer sadece sonucu sana huzur verecek, fayda ve tat verecek cümleleri, sözleri dillendirirsin. Söylediklerin ifade ettiklerin olumsuz bir kelime ise bunları dönüştürürsün. Hani bazen diyorlar ya işte kaza verme, bela verme, işte şuradan şunu verme, savaş verme. E tamam da bunları niye söylüyorsun? Hani niye adı şeytanın aklına bunları düşürüyorsun? Anadolu'da yine böyle bir şey vardır. Yani şey, hani şeytan kulağına sağır derler. Hani böyle olumsuz bir ifade kullandıklarında bir temizleme kullanırlar. Bunlar Anadolu'nun bilgelikleridir. Tabii ki çok önemli bir şeydir. Zaman içinde bunların mekanizmaları unutulmuş olsa da hatırlayabiliriz. Öyleyse biz dua esnasında bizim için koruma, muhafaza, sığınma isteriz. Çünkü sanki bir çocuğun annesine, babasına, bir bebeğin sığınır gibi Şimdi yeni doğmuş bir çocuğun annesinden başka o anda nesi vardır? Annesinin kucağına, memesine belki o sıcaklığa ihtiyacı vardır. Her birimizin de aslında işte bu korumaya, bu kucaklanmaya ihtiyacı vardır ki bu göğün enerjisi Rahman, yerin enerjisi Rahim ve Rahman ve Rahim olanın himayesini isteriz. Bu iki gibi görünen şey birdir. Aslında birliğin içerisinde tüm o çokluk ve ikiliklerin birliğine sığınmak isteriz. Bu sığınma hepimize bir güven verir. Güven korku ve endişeyi defeder. Daha bakın doğa haline geçişte bile zaten şifalanmaya başladık. Şuralarımda da bir şey mi gelmiş? Koltuğumuzun şeyleri çıkıyor galiba. Evet. Orada bir de tövbe gördüm. Onu da anlatayım. Kabul. Onunla ilgili de daha uzun bir video yaparız sonra. Şimdi. Öyleyse. Biz olacak olduğunda da sonucundan mutlu olacağımız, bize huzur verecek durumları, kelimeleri kullanmamız önemlidir. Vermeleri, yapmaları değil. Bazı e, farkında olmayan kişiler, korku ve endişelerini o duanın içine koyduklarında o andaki ruhsal irtibat kurulmuş olan, çanak açılıp da irtibat kurulmuş hele topluysa da bu, Oraya o korku ve endişe frekansları olduğunda oluşturulan da korkunun, korktukları şeyin gerçekleşmesi için bir çağrı olur. Çünkü dua bir çağrıdır. Yakararak bir çağrıdır. Yani Allah'ım bizi işte şunlara mağlup etme. Ya mağluplukla senin ne işin var? Niye mağlup olmak istiyorsun ki bu kelimeyi söylüyorsun? Hatırlarsanız ifadelerle ilgili çalışmalarımızda şunları söylemiştik: ee, Siz bir restorana gittiğinizde canınız istediği şeyi söylersiniz, İstemediğini söylemezsiniz. Hani ben patates yemek istemiyorum. Adam yazdı gitti önüne patates gelir. Ama gel istediklerini söyle. Ne istiyorsun? Patates yemek istiyorum. Tabii ki patates gelsin. Ama İstemediğin bir yemeği söylemek aslında zihnin istemiyor gibi zannetse de şuur altı mekanizmalarının istediği patatestir. Gözünde döner canlandırıp patates dersen de sana diyelim ki ona göre seçtiğin gelir, ifade ettiğin gelir. Bu sebeple bugüne kadar ki çeşitli duaların içerisinde nerede neye ol dedin hatırladığında şunu göreceksin. Aa ben zaten gerçekten böyle dua etmişim, böyle yakarmışım ve bunlar bunlar olmuş. Tövbelerde de öyle. Tövbelerde de gerçekten tam bir yakarışla olabilir. Herhangi birimiz herhangi bir durumda olumsuz bir davranışta bulunup Peki birine, kendimize, hayata, doğaya zarar verip bunun bir vicdan azabını yaşıyor ve çekiyor da olabiliriz. Burada bazen yanmak, bazen temizlenebilmek için o halin içine kavrulmak ya da vicdan azabı çekmek de gerekebilir ya da iyi olabilir. Ama şu hatırlanmalıdır ki bir varlık kendini ezdiği sürece ruhunu yükseltemez. Bu sebepten dolayı tövbe edeceği konu onun zararını ve faydasını anladığı, bilgisini aldığı bir konuysa tekrarını etmeyeceğinin eminliği ile de o an içinde o tövbe kabul olur. Kişi yaptığının mekanizmasını anlamadan istediği kadar tövbe etsin, o tekrar döngüsünden çıkamayacağı gibi o davranışları tekrarlayarak tekrardan kendisi için o olumsuz durum ve halle karşılaşmak durumunda kalır. Bazı kişiler de o kadar yaradana kibir halindedirler ki zaten ben hallederim. Ben şöyle yaparım. Şimdi bizim şu anda detoks grubumuzda şeyler vardı. Hani bitkisel sütle e, kakao içiyorum. <laughs> Onlar da şimdi diyecekler. Bize hocamız kahve ve şunları içirmiyor. Kendisi içiyor. Onun için e, hani devam edebilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Orada görüyorum ağzım falan bir halde. Evet. İşte bu kibir hali arkadaşlar. Bu sefer bizi dua etmekten sığınmaktan, yakarmaktan bazen mahrum bırakır. Oysa ki kainatın içinde biz zaten bir zerreyiz. Evet bu kadar güç, bu kadar e, yetki verilmiş olabilir ama yani oradan baktığımda bizim güneş sistemi saman yolu bir kum tanesi. Kainatın içinde o kadar küçük bir şeyiz. Ama buradan baktığımda da o koca kainat küçücük görünür. Bu ikisi de aynı anda bir birliktir. Ama biz bir taraftan haddimizi bilerek kulluk ve kullanılma halinin içerisinde otoriteden, ilahi otoriteden ona sığınarak ondan yardım isteyebiliriz. Ve özellikle bugünler, bu dönemler, dünyanın çok hızlı değiştiği, dönüştüğü dönemlerde her şey yolundayken ve iyiyken bu duaları yapabilmek bazı olumsuz şart ve durumlar olduğunda da hiç kimseye gene acıyarak acım, acımayı bırakmış, acımadan uzak olarak hem etrafımızdaki çevremizdeki insanlara, yansımalarımıza, bazen çocuğumuza, ailemize, anne babamıza, bazen Aynı şehirde yaşadıklarımıza, aynı ülkede yaşadıklarımıza, aynı dünyayı paylaştığımız insanla her birimize dua edebiliriz. Hatta dünyadaki karıncaya, böceğe, kuşa, kertenkeleye, yılana her bir tanesiyle paylaştığımız ortak nefes alışverişinde bulunduğumuz tüm canlılara, toprağa, havaya, suya dualar edebiliriz. Biz doğanın bir parçası olduğumuzu hissettikçe doğayı kucaklar, doğayla işbirliği halinde olabiliriz. Aslında gittikçe biz aramıza bir mesafe olmadığını, her birimizin birbirimizin aynısı gibi duygu olarak, zihin olarak bir parçaları olduğumuzu gördükçe birbirimize dua ederiz. Aldığımız faydadan dolayı bir teşekkür ederiz. Minnetlerimiz şükürdür. Minnet darlık değil, tarlık değil. Yani minnet sadece bir şükürdür. Bir teşekkürdür, bir saygıdır ve her birimizin birbirine dua etme borcu vardır. Dünyanın herhangi bir lideri de çıksa, çok olumsuz bir kişisi de çıksa bir sürü insanı öldüren ya da zarar vermiş bir kişisi de çıksa ona dahi, o parçana dahi dua etme sorumluluğun vardır. Allah ona akıl versin, fikir versin, gönlünü açsın, yaptığı işlerin durumlarını öğreterek daha faydalı bir insan olabilmek üzere yollarını açsın. Gönlünden ne geliyorsa, ya da işte diyelim ki bulunduğun şehrin belediye başkanı, ülkenin lideri ya da herhangi bir kurumun başındaki bir insanın bir hatasını, bir durumunu gördüğünde bile ona dua etme mecburiyetin vardır. Özellikle ölüm ötesinde bedenden ilk ayrılındığın zaman insanın o kabir azabı denilen otomatik imajinasyon safhasında bir sürü karşılaşmaları ve helalleşmeler olur. O helalleşmelerin içinde her bir kişi gelir sorar. Bana dua ettin mi? Benim için güzel şeyler diledin mi? Oysa ki bak beni yargıladın, şikayet ettin, hakkımda şunları söyledin. Şimdi gel bana helallik ver. Sen bana güzel bir şey yapmadan benden bir şey talep ettin. Oysa ki benim yaptığım olumsuz hal ve durumun içinde senin de payın vardı. Sen de bu işin bir ortağıydın. Ama sen sanki hiçbir payı yokmuş gibi kenara çekildin. Ve sadece suçladın. Beni suçladığın için de bir sürü yerde suçlanacak hale geldin. Yargıladığın için de yargılandın. Her bir kişi geliyor. Böyle bir sürü çalışmalarımız var. Geliyor. Ver bakayım helalliğimi. Bazen şöyle söylüyor kişi. Bir helalleşme bazen 40 asır sürdü diyor. Belki bir saniye burada ama orada bu hali yaşıyor insan. Bu sebeple her birimizin birbirine, birbirimize karşı dua sorumluluğumuz var. Şükredebilmek ve kim ne kadar çok dua alabiliyor, kim ne kadar çok dua zengini olabiliyorsa işte bu dünyada en Hayır sahibi kişi o. Şimdi bazı kişiler de herhangi bir şey üretmez, bir fayda vermez ve sadece fayda verenleri eleştirip taş atarak ya da yargılayıp başkalarının dedikodu yaparak bir şeyler kazanmaya çalışır. Onların da görevleri, rolü budur. Ama bir taraftan da tabii ki bunun o bumerang etkisini, geri dönüş etkisini yaşarken birazcık hani yeteri kadar tatlı olmayacak hal ve durumlar yaşayabilir. Öyle yerde diyelim ki bir sarsıntı, bir deprem oluyordur. O kişi müthiş şekilde kucaklanır, korunur, alınır ama diğeri daha başka bir hal yaşayabilir. Onun için siz dualarınızla etrafınızda asla korumalar yaparsınız başka bir insana dua ediyorum zannederken de kendi o korumalarınızı kuvvetlendirirsiniz. Onları güçlendirirsiniz. Birazdan sorulara geçeceğim. Evet. Ne kadar güzel. O dua edenlere, şükredenlere, her birimizin bunlara ihtiyacı var. Prens dargınım der. Emin ol ki kalbin de sana daralır. Sen kendini incittiğin için incinirsin. Kendi kalbini kırdığın için gelir seni kırarlar. Onun için biz kendimize ne yapıyorsak dışarısı da gelir bize bizim kendimize yaptığımızı yapar bakın. Bunun ilahi matematikte hayat okumanın matematiği derslerimizde biliyorsunuz birçok çalışmalarda ispatlarıyla anlatıyoruz ki en son yaptığımız çalışmada bunları anlattık. Cumartesi buluşmamız vardı. Allah razı olsun bir sürü dostlar arkadaşlar geldiler. Ee, önce İstanbul'da e, Beyoğlu'nda buluştuk, ardından da Bursa'da kitap fuarında buluştuk. Şimdi daha bir sürü şehirlerde gideceğiz, bir sürü e, dostlarla buluşacağız. Evet. Şimdi Mema'ya ihtiyacımız olabilir. Yerinde doğru şekilde hani birisi size bir soru sorduğunda bunu kullanabilirsiniz. Ama dualarda niyetlerde ve taleplerde biraz daha orada özen göstermekte fayda var. Peygamberlerle dua yoluyla bağ kurulabilir mi? Bütün kainatla bağ kurabilirsiniz ama başka mekanizmalar var. Yani şöyle söyleyelim. Bir kere sistem sizden öte değil. Siz direktman Herhangi bir insanın ruhuyla bağlantı kurmuyorsunuz. Zaten sizde mevcut olan kısmı ile bağlantı kurabilirsiniz. Sizden öte bir şey olmadığı bilgisiyle. Ama diyeceksiniz ki ben illa ondan şunu almak istiyorum. Dediğimiz gibi dışarıda bir şey yok. Bununla ilgili bizim bazı yine videolarımız var. Epifiz bezi ile ilgili. Kainat interneti diye bir şeyimiz var. Yani şöyle diyelim. Sizde bütün kainat var. Ve ne varsa alemde o var Adem'de, değil mi? O zaman bu Adem'de her varlık ve her insan da var. E bununla ilgili de yine bir özel bir çalışma yapıp biraz tabii daha anlatırız ama bugünkü şeyimiz önemli. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne dedik? Bizim birbirimize dua sorumluluğumuz var. Ve bunları yaparken de gerçekten gönülden sevgiyle, şefkat ile kucaklayarak yapmamız önemli ki biz herhangi bir varlığı, bir yakınımızı, bir dostumuzu bu şefkat ve sevgiyle kucakladığımızda işte hemen o bir de bizi kucaklıyor. Biz bir yakınımızı ya da dostumuzu acıyarak, acımak bir yargılama. Bakın burası çok önemli. Hatta bir dilenci de böyle. Dilenen bir kişi dahi evet onun ihtiyacıdır, mesleğidir yapabilir. Duruma göre, ihtiyaca göre verirsin, vermezsin. Ama tercihen dilenene değil, dileyene verin. Ve siz Allah'a dahi dilencilik yapmaktan uzak durun ama dileyebilirsiniz. Bu bunlar ince noktalar. Ve biz ne kadar isteyeceğimiz şeyler azalıyorsa hayat içinde o kadar zenginleşir ve o kadar tamlaşırız. İsteyeceklerimiz çoğaldıkça fakirleşir, ihtiyaçlarımız da çoğalır ve fakirleşiriz. Ve bu sefer evet ne alırsak, ne talep edersek bize verilse de biz kendimizi yoklukta, fakirlikte hissederiz. Bu sebeple birçok kişi kendini yokluk kodunda hisseder. Sanki elinden bir şey alınıp kaçırılacak ve bir şey verdiğinde veya paylaştığında onun eksikliğini hissedecek ve bir daha öyle bir şeyle buluşamayacağı zannıyla bir yoklukta yaşar. Bunlar bırakamayanlardır. Hayat cimrileri ve ruh cimrileridir ki işte bu insanlardan bu tekamül ihtiyacında olan varlıklardan bir şeyler hayatlarında zorla alınarak, zorla bıraktırılarak bir sistem ve düzen yaşatılırlar. Aslında her birimiz ne yaşayacağımızı, nasıl yaşayacağımızı davranışlarımızla, ifadelerimizle duygu, düşünce ve hallerimizle kendimiz an be an seçeriz. Hatta dualarımızla, korumalarımızı da kendimiz seçeriz. Bu sebeple şükür halinde şükredebilmek çok önemlidir. Her güne güzel bir duayla, güzel bir niyet ile başlamak bu sebeple çok önemlidir. Bir taraftan o gün o duanın o taleplerin neticesiyle güzelliklerle bize sunulur ve akşamda biz o aldıklarımızı görerek şükretmek durumundayızdır. Onun için her gün bugünden ne aldım? Şimdi bugün bir arkadaşımızın yarın doğum günü varmış. Ona da buradan hani şey yapayım. Bu yıldan ne aldım diyeceksin. Onun için ...aldıklarına şükrettiğinde doğum gününü kutluyorsun. Bir ilişkin ayrılıkla sonuçlandı. O ayrılık, evet artık belki vakti geldi o ilişki bitecek... ...ama sen bu ilişkiden ne aldın, ne kazandın? Ve aldığını gördün ve şükrettin. Şimdi şükredeceğin bir ilişkiye, daha güzel şükürler halinde olacağın bir ilişkiye seni alır. Sen o ilişkiden aldıklarına değil... Sadece verdiklerini görüp, bak şunu da verdim, bunu da verdim, ya hiçbir iyi bir şey yok. İşte bazı kişiler bu taraftan görmek isterler. Bu sefer elindeki, avucundaki de gidecek başka ilişkiler, başka durumlarla karşılaşsın. Çünkü o da senin bir duan olur. Her sözümüz duyulur, her sözümüz dinlenir. Tabii böyle bir sürü daha hani konular var ama sizlerden gelen böyle bir şeyleri de yanıtlayayım. Bir de tabii ki şöyle sorularınıza geçiyorum. Ee, tabii dünyanın çeşitli yerlerinde dost var, düşman var. Mesela e, birinci Dünya Savaşı öncesi e, Osmanlı parçalanmaya çalışırken diyelim ki bizim e, bütün e, işte Karadeniz'in büyük bir kısmı, Doğu Anadolu, Kars vesaire hani böyle birçok yer Ruslara verilmişti. İşte paylaşılmıştı. Şurası İngilizlerin, burası Amerikalıların. Hani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan gemileri de gelmiştir. Sadece İngiliz donanması değil. Ondan sonra bir sürü e, yer tamamen bölüşülmüş. İşte bugünkü Suudi Arabistan gibi işte İstanbul'da küçücük bir imparatorluk hesapta bir Dolmabahçe Sarayı'nda bir padişah ve bütün Türkiye böyle yönetilecek bir durum vardı. Ama halkın da gönlünde duası vardı. Ve bütün oyunlar bozuldu. Rusya çarlık yıkıldı, başka bir duruma geçti. Bir de cumhuriyetin kurulmasında bir de Rusya yardımcı olan bir ülke oldu. Bırakın hani o anda şeyi. Diğer birçok devletler kendiliğinden gitti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ''Nasıl geldilerse öyle giderler.'' Bakın bu eminlikle söylenmiş bir şeydi. Bugün de benzer durumlar, benzer planlar olabilir. Kulların birçok planı olabilir. Ama o planlar duayla bozulur. Bugün de diyelim ki iklim olaylarıyla oynanabilir çeşitli yerlerde depremler tetiklenebilir. Hadi deprem oldu yardıma geliyoruz işgaller yapılabilir. Bunlar, bu, bunlar hepsi plandır. Ama bizlerin duaları o bütün planları püskürtür. İşte aynı o gün Rusya'nın yani bambaşka bir hale geldiği gibi. 2001 olaylarından evvel Türkiye ile ilgili bir sürü altın vuruş geliyor diye dünyada bir sürü yankılar vardı. Bir anda gözler başka bir tarafa çevrildi. Türkiye bir daha öne geldi. Bugün görüyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı evet hepimiz oradaki insanlara dua ediyoruz. Her ne kadar dünyada oynanan tiyatroların başka evreleri, başka pandemilerin, moda virüsün başka versiyonları oralarda sergileniyor olsa da oradaki insanların, yaşayanların tıpkı o moda virüsten etkilenen insanlara dua ettiğimiz gibi dua ederiz o parçalarımıza da. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Kolaylığıyla mesajları ve bilgileri alanlar olsunlar ve biz de burada o mesajları alarak o bilgileri alarak kendimiz iyileşirken, kendimiz dönüşürken diğer yansıma ve parçalarımıza dönüştüren olalım. İşte bugün de diyelim ki bu dönemde de çeşitli yerlerin oyunları bizim uyanışlarımız ve fark edişlerimizle, kendi alanlarımıza, sahip çıkışlarımızla, kendi insanımıza, doğamıza, coğrafyamıza, ülkemizdeki insanlara, dünyaya ve dünyanın içerisinde gerçekten gönülle dua edenlere dua ederek, dualaşarak, dualarda selamlaşarak güzel böyle muhabbetlerle e, dillendirdiğimizde sözlerimizi korumada oluruz bu sebepten dolayı evet gerçekten her birimiz iyi insanlarla karşılaşalım. Allah'ım beni, bizi iyi insanlarla karşılaştır. Karşımıza çıkan insan olumsuz bir duygu ve düşünceyle olsa dahi bana iyiliği ve faydası dokunsun. Etrafımızda bize olumsuz duygu ve düşünceyle yaklaşan ülkeler, devletler ya da art niyetli kişiler olsa dahi bunlardan korunalım. Kim art niyetli bir duygu ve düşünce yapıyorsa onu onlara yine de yumuşaklıkla yollayalım. Bizim öğreneceğimiz mesajlar varsa kolaylıkla öğrenelim. Bizim anlayacağımız bir bilgi varsa kolaylıkla alalım. Göremediğimiz varsa kolaylıkla sevgiyle gösterilsin. Ola ki bir yerde anlamakta zorlanıyoruz. Mesajı göremiyoruz ve ruhumuzdan uzaklaşıp maddeye belki daha fazla olumsuza gittiğimiz yerler vardıysa da bunları görüp dönüştürelim. Dönüşmemiz kolay olsun. Birbirimize yardım edelim. Yardımcılarımız yetenekli, şefkatli ve sevgi dolu olsun. Ve biz gerçekten kalbimizde kendimizle aramıza koyduğumuz perdeler ve engeller varsa bunların açılması kolaylaştırılsın. Kolaylıkla kalbimizin bize ne dediğini, ne fısıldadığını duyalım. Kalbimizin, yüreğimizin pusulası açılsın. O açılan pusulamızda eğriyle doğruyu ayırt edebilecek bir güç verilsin bize. Kendimizi sevebilmenin bilgisi, şuuru verilsin. Ve biz bu şuur açıklığıyla birbirimize daha çok yardım edip, Birbirimizin dualarını daha çok alalım. Birbirimize daha çok dualar edelim. Sevmenin, sevilmenin, şefkat içinde olmanın tadını hissedelim ve hissettirelim. Birbirimize bu dünyada yalnız olmadığımızı, onunla birlikte ve birbirimizle birlikte mutlu olabileceğimizi ne kadar hissedebiliyorsak hissettirebiliyorsak o kadar kucaklayıp kucaklanabilmenin bilgisiyle ilerleyelim. İlerlememizin önünde eğer engeller var ise onları kolaylıkla aşalım. Engelleri aşarken Allah'ın vazifeleri, melekleri yardımcımız olsun. Ola ki duymazdan geldiklerimiz varsa, geçmişte kapatamadığımız, halledemediğimiz konular, durumlar var ise, bunları görebilmek, anlayabilmek, geçmişin çeşitli hal ve durumlarıyla helalleşerek, geçmişte yaşadığımız durumları hayrımıza olduğunu görebilecek bir idrak ile onları güzellikle, o kapıları kapatabilecek bir şuurda olalım. Yaşadıklarımız çeşitli insanlarla, bazen sevgili, eş, aile üyeleriyle her bir tanesinin aslında siparişimizin olduğunun anlayış ve idrakinde olabilmemiz kolaylaştırılırken ve onların bilgisi bize sunulurken bu bilgiyi alarak tekamül edelim tekamül basamaklarından çıkışımız kolay olsun. Ola ki yeryüzünün içerisinde kaybolduğumuz, kendimizi yalnız hissettiğimiz yerler ve alanlar var ise, o alanlarda dahi onun rehberliği ve ışığının gönlümüzden yolumuzu aydınlattığını gören, bilen, bildirilen olarak ilerleyen olalım. Ve ola ki yine herhangi bir zamanda bir karanlığın içinde kalıyorsak bile o karanlığın içerisinde huzuru, huzurda onun huzurunda olduğunu bilerek oraya sığınan olalım. O sığınmada yolu açılan ve o yolda desteklenerek ve ilerletilerek ilerleyen olalım. Ve bilelim ki yeryüzünde her ne oluyorsa ne olacaksa benim hayrıma ve bu hayrıma olan benim de içinde talebimin ifadeyle imzamın olduğu bir olay olduğunun farkındalığı ve bilgisinde olayım. Ve bu beni kabule getirsin. Bu kabul beni huzura alsın. Bu huzur bana huzurunda olmanın halini yaşatsın. Huzurunda olmak o bütün kayboluşların içerisinde beni bir buluşa ve bir buluşmaya götürsün ve buluştuğum yaradan olsun ve buluşunca an be an beni akışa alsın. O akışın içerisinde akarken aktıkça bırakan, bıraktıkça kana kana akılan olayım. Her birimizin gönlüne sevgi, şefkat ve güzellikler kana kana akıtılsın ve ben buradayım derken benimle burada birlikte an beyan ikilik zannettiklerimin gönlümde, gönlümde, gönlünüzde ve hepimizin içinde ve içtenlikle tam da buluştuğum yer ve an içerisinde burada olduğum hissettirilirken hisseden olayım. Geçmişin ve geleceğin tüm zaman parmaklıklarının ötesinde buraya gelen ve burada burada olduğunu fark ederek tüm zamanların ötesinde şimdiye ve şimdinin içerisinde de an kapısından içeriye buyur edilen olayım. An demek yaradan demek olduğunun farkındalığıyla yaradanla bir olayım. Hepimiz bu birliğin içerisinde yumuşacık ve hafif bir şekilde akarken olayların tam da olması gerektiği hal ve güzellik içerisinde olduğunun seyrinde şahide olayım. Ve bu şahitlik bana öyle güzel bir tat versin ki tat ile buluşan buluşturulan olayım. İşte her birimiz belki de bu dualar ile, bu mekanizmalar ile sözlerimizi, kelimelerimizi, frekanslarımızı seçerek tam da ihtiyacımız olanı, istediklerimizi dillendirelim ve dillendirdiklerimizle vaktiyle tam da ihtiyacımız olduğu an ve şekliyle buluşan olalım. Ben de hepimiz adına amin diyorum. Şöyle evet olsun diyorum. Aslında bunların üzerine herhangi herhalde bir soruya gerek kalmamıştır. Vaktiyle yine güzelliklerde buluşalım. Farklı farklı kavram ve sistemlerle Yine e, buluşalım arkadaşlar. Şimdilik hepimiz korumada olalım, korunalım ve bilelim ki korunmayı diledikçe, talep ettikçe Rahman ve Rahim olanın korumasında olacağız. Her nerede ne oluyorsa olsun bileceğiz ki faydayadır, faydaya hizmet ediyordur. Bu sebepten dolayı hem tedbirli hem de korunduğumuzun eminliğiyle hayat içerisinde tam da güvende, güven içinde olarak ilerleyelim ve güzelliklerde buluşalım. Hoşçakalın.